Türkiye üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Yine Türkiye'den güzel haberler vermeye devam ediyoruz. Veda Öztürk'le birlikte. Evet Veda Konya'daydın. Anadolu'yu karış karış dolaşıyoruz. Konya'da önemli bir ziyaret yaptın. Türkiye'nin en büyük tesislerinden ve entegre tesislerinden biri olan ve gıda sektöründe, tarım alanında özellikle yaptığı yatırımlarla hayvancılıkta göğsümüzü kabartan bir şirketteydin. Hem de bu şirketin büyük bir kooperatif olduğunu da ele alırsak hakikaten gurur duymaya değer. Konya Şeker'deydin. Ne diyorsun? Evet. Konya Şeker'deydim. Tam e, üniversitelerde tez konusu olacak bir başarı öyküsü. Konya Şeker'in e, öyküsü. Gerçekten büyük izleyicilerin ilgisini çekeceğini tahmin ediyorum. Çünkü Sami 60 yıldır üretim içinde olan Konya Şeker e, 50 yıl sadece şeker satıyor. Hiç e, pazarlama faaliyetlerinde bulunmuyor. Müşteriler kendi ayağına geliyor. Üretmiş olduğu şeker pancarını hazır müşterileri satıyor. Ama Recep Konuk'un e, başkanlığa geçmesiyle beraber şu anda 1500 yakın çeşit ürün üretiyor. 10 yılda 33 fabrikaya ulaşıyor ve 2.6 milyar dolarlık yatırım yapıyor. Bu firma 10 yıl önce 30 milyon dolar eksiyle başlamıştı. İşte bu başarısı Türkiye'de değil artık Amerika'nın da dikkatini çekmiş. Geçtiğimiz aylarda e, Bill Clinton'un başkanlığını yapmış olduğu e, Think Tank kuruluşu e, Konya Şeker modelini konu aldı ve orada bir oturum düzenledi. Onlar da bu başarıyı merak ettiler. Orada Recep Bonuk onları anlattı. Evet. Bir kooperatif olan Konya Şeker 2000'li yıllarda büyük bir değişim yaşadı. Tek tesisten 33 tesise ulaşan Konya Şeker 2.6 milyar dolarlık yatırımı imza attı. Tarım, gıda, kimya, enerji ve turizm olmak üzere 5 ana sektörde 33 tesisle faaliyet gösteren Konya Şeker, 6 bin kişiye istihdam sağlıyor. Kooperatifçiliğin, e, üreticinin içinde bulunduğu bir büyük başarı öyküsüdür. Dünün e, Çukur Bağkeli Konya Şekerinden bugün 14 yılda e, 33 tesisle 2.6 milyar dolarlık yatırımı e, başarmış e, bir kooperatif modelinden bahsediyoruz. Bugün Konya havalanından indiğiniz zaman... ...siz Altın Ekin, Cihanbeyli... ...sonra oradan e, Kaşınan... ...Çumra... Bey ve çiftliklerle... E, ...oradan da hele vaktiniz varsa... E, e, ...Kangal'a kadar uzanırsanız... ...yaklaşık 1300 kilometre yolu... ...gitmiş olacaksınız. E, büyük bir İnterland'da, büyük bir coğrafyada, coğrafyada yaşayanları da kucaklayan... ...bir ekonomi. Konya-Şeker esasen... Hilal-i Ahmer Vakfı anlayışıyla kazandıklarını tabanla, sermaye değerleriyle, çalışanlarıyla paylaşan, ayrıca da bir liberal ekonomi disipliniyle şirketlerini yöneten bir anlayış, bir bütünlük. Esasen bu ülkemizin gelişmesi için de önemli. 2.6 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 39. sırada yer alan Konya Şeker en çok vergi veren şirketler arasında ise 59. sırada yer alıyor. Gelir adaletinin tesisinde de çok önemli bir regülasyon üstlendi. Bugün e, dünyaya başını kuma gömerek hayatiyetini sürdürmüyor. Dünyaya açık. E, bütün sınır fiyat farklılıklarının yarın olmayacağı. Bugün e, siyasi hudutlar dışında aslında ekonominin e, teknolojinin ...çok da fazla hudutlarının olmadığı... ...bir dünyaya hazırlık yapıyor. Konya Şeker yatırımlarını... ...ve dizaynını... ...özellikle inovatif çalışmalarla... ...birçok ilki de bünyesinde barındırarak... ...açık ara... ...bir farklılığı da oluşturmaya başladı. Ki... ...Konya Şeker'i bugün... ...İstanbul Sanayi Odası'nın... ...verilerine göre ilk 39'da... ...işte Türkiye'de ilk 60'da vergi veren bir şirket. Dolayısıyla... ...gelişmesini ülkenin gelişmesiyle de örtüştüren bir şirket. Önümüzdeki günlerde bu coğrafyanın kendi bereketini, doğal zenginliğini çok daha yüksek katma değerli hale getirmenin şu anda tam da bir dünyalı anlayışıyla üreten şirketi. Recep Konuk tek bir tesis ve ürünle yola çıktıklarını, bugünse binlerce çeşit ürün üretebilir hale geldiklerini belirtiyor. Üçmür şekeri kurarken ilk e, tesisimizi oraya yapmıştık. İlk sanayi tesisimizdi yani e, söyleseydim size 10 yıl sonra e, bizim 33 tane tesisimiz olacak işte e, Türkiye'deki sırlaması şurada olacak bine yakın ürün çeşitimiz olacak bir e, firmayı 10 e, yıl sonra inşallah Konya bağrından çıkarmış olacak deseydim 10 yıl önce herhalde birçok insan bunu ihtiyatla karşılardı. E, dün imkansızlıklarla e, bunu başardık. İnşallah elimizde yeni imkanlar var çok daha farklı argümanlar geliştirme şansımız var. Daha da büyüyeceğini, daha da gelişeceğini ülke ve insanlar çok şey katacağını düşünüyorum. Konya'yı tarım ve hayvancılık merkezi haline getireceklerini belirten Recep Konuk hedefimiz Türkiye'nin et ve süt ihtiyacının yüzde 15'ini karşılamak diyor. Yüzlerce çiftlik kuruluyor Konya'da. E, nitekim son 4-5 yılda e, ciddi anlamda büyükbaş hayvan sayısında ve küçükbaş hayvan sayısında artış oldu süt üretiminde ciddi artış oldu. Niye? Bu biraz Panagura'nın tesisinin kurulmasıyla özellikle hükümetimizin de hayvancılığa olan destekleri bir araya gelerek işte ciddi bir üretim altyapısını oluşturmuş oldu. Konya'daki bitkisel üretimin yanında hayvansal üretimde de yeni bir kapı aralanmış oldu. Üretici artık hayvansal üretimi de dünyada olduğu oranıyla üretmede bir kararlılık göstermeye başladı. 2010 yılı itibariyle yaklaşık 500 bin büyükbaş hayvan sayısı Konya'da mevcuttu. Şu anda aşağı yukarı bu rakam 750 bin lira yaklaştı. Küçükbaştaki 1,5 milyon hayvan sayısı 2.2 milyona çıktı. 720-730 bin ton civarındaki süt üretiminde 1 milyon tona yaklaştı. Yani bu tesisle birlikte zaten orada ciddi bir dinamizm oluştu. Evet Veda, şimdi gittin gördün. Daha Hı -hı. önce de ben ziyaret etmiştim Konya Şeker'i. Beraber de gittiğimiz çok evet. zamanlar oldu. Hakikaten Recep Konuk sanayide devrim sayılabilecek bir ilke imza attı diyebiliriz. Özellikle kendi sektöründe. Evet tarım alanında Türkiye her zaman tarım ülkesi deriz. Ama ne yazık ki artık tarımda da ithalacı duruma geldik. İşte Konya şeker buna dur demek için Konya'da gerçekten inanılması güç şeylere imza atmaya başladı. Artık tarımı topluma yayıyor ve toplumda artık tarımdan para kazanabileceğini, hayvancılıkta para kazanabileceğini çiftçiler Konya Şekerli birlikte görmeye başladılar. Sami 7 ayrı yerleşkede fabrikası bulunuyor. 33 tesis. Bunda şu gözetiyor Recep Konuk. Tarımdaki tarımda sadece tarlada kalmasın. Bu tarladakilerin üretilenlerin fabrikaya gelsin. Çiftçiler daha çok rantabal edesine ve o gelirden paylarını daha fazla alsınlar diye 7 ay yerleşkede çalışıyor. 6 bin kişi istihdam ediyor bu tesislerde. 6 bin ile kalmıyor. Sadece o bölgede en az 50 bin çiftçi şu anda Konya Şeker sayesinde ekmek yiyor. Yetiştirdiği hayvanları satabileceği bir mecra buldu. Yetiştirdiği ürünleri satabileceği ve zamanında parasını alabileceği bir mecra buldu. İşte gerçek tarım politikası bu olmalı. Çiftçi ve tarım, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz Anadolu insanı ürünlerini satabileceği yeri bularak ekonomide katkılarını daha çok biz de varız demeleri lazım. Zaten Recep konuğun başlattığı bu çalışmalar bir açıdan daha önemli. Gittiğimde fabrikada ben de görmüştüm onu. Teknolojinin ve eğitimin artı yüksek teknolojiyle yapılan yatırımların gerçekten... Yapılabileceğini Türkiye'de tarım sektöründe ve hayvancılıkta görmüş olduk. Bu da sektörün bir anlamda çağ anlamına gelir. Evet efendim, Türkiye tarım ülkesi olmasına rağmen tohumunun büyük bir bölümünü ithal ediyor. Evet yanlış duymadınız, tarım ülkesiyiz ama tohumumuzun büyük bölümünü ithal ediyoruz. Konya Şeker geliştirdiği teknolojiyle patates tohumu üretmeye başladı. Türk tarımı üretim yapabilmek için yurt dışından tohum ithal etmek zorunda. Recep Konuk, Türkiye'nin tarımda katma değerli ürünler üretmek ve yüksek teknoloji geliştirmek zorunda olduğunu vurguluyor. İsviçre'ye çikolata satabiliyorsak, yani işin kaynağına buradan mal satabiliyorsak, Türkiye'nin çok değerli girdileri var. Benim iddiam esas o noktada pekişir. Bugün fındıkta dünyanın en önemli üreticisiyiz en kaliteli fındık bizde. Şeker zaten onlarda da var, bizde de var. Belki orada eşitiz. Bunun kakaosunu ve kakao yağını da aynı yerden alıyoruz. Niye bizim banadamız olmasın, diğer markalarla yarışmasın ki yarışmaya başladı. Hatta öne geçmeye başladı. Dolayısıyla üretici artık sadece bitkisel ve hayvansal üretimden değil, ürünün katma değerli hale gelmişinden de pay almaya başladı. İşte gerçek zenginlik bu. Gerçek Gelir adaletinin tesisi için de bunlara ihtiyaç var. Ümit ediyorum bütün bunların geliştiği... ...bir büyük Türkiye 2023 yılı itibariyle... ...işte kişi başına düşecek gelirdeki... ...toplam ticaret hacmindeki değişimlerle birlikte... ...zaten tabağa koyduğunuz ette... ...bardağa koyduğunuz sütte de, de... ...en az bir iki kat artış hedefleniyor. Bunun da sağlanması adına... ...hem milli gelirin artışına ihtiyaç var ki... Ülkenin milli gelir artışında hedefleri var. Milli gelir artışıyla birlikte de zaten gelir artışına en duyarlı üründür et ve süt. Orada da ciddi bir tüketim artışı olacaktır. Dolayısıyla bunlar birbirini destekleyen, birbirine kuvvet, güç üreten algılar ve anlayışlardır. Ümit ediyorum bunların tamamından hem ülke hem de Konya Şeker doğru netice alacaktır. Konya Şeker, TÜBİTAK desteğiyle aerofonik sistemle patates tohumu üretmeye başladı. Daha önce Çin'den ve Avrupa'dan ithal edilen mini yumru patates tohumları artık Konya'da üretilerek ithalat azaltılacak. Türkiye'de tarımsal üretimin özellikle rekabet kabiliyetinin sağlanması adına birçok teknolojiyi de bünyenizde barındırıyor olmanız lazım. Biz artık e, bugün örneğin patateste sadece doku kültüründen e, patates tohumu elde etmiyoruz. Ayrıca onun bir e, alt yapısı olan e, aerofonik dediğimiz yani kökler askıda toprak görmeksin e, püskürtmeyle beslenen karanlık ortamda ciddi anlamda e, e, tohumun gelişmesi ve verimliliğinin artırılması noktasında bir büyük teknolojiyi de şu anda uyguluyoruz, netice alıyoruz. Yani biz e, sadece üreticiye sözleşmeli patates ektirerek nişasta üretmiyoruz artık. Özellikle tohumunu ödediğimiz e, milyonlarca doların hem Türkiye'de kalmasını sağlıyoruz, hem de o tohumun çok uygun fiyatlarla maliyetini ve kalitesini de ayarlamış olacağız. Şu anda aerofonik e, yöntem ve doku kültürü yöntemiyle üretim başlamış durumda. 2014 yılı hedeflerini aştıklarını belirten Recep Konuk, tarım sektöründeki yatırımlar sayesinde ithalatı azaltarak Türk ekonomisine katkıda bulunduklarını dile getiriyor. Ayçiçeği üretiminde, Konya'da hiç olmayan ayçiçeğin üretilmesinde ciddi bir altyapı oluşturdu. 2010'da 50 bin ton olan ayçiçeği üretimi 400 bin tonları gördü. Patates de hakeza e, Türkiye'nin bana göre ayıbıdır. Biz patatesi çöpe yola dökerken patatesten elde edilen nişastaya 50 milyon dolara yakın döviz edememiz, Türkiye'nin ayıbıdır. Ayıbımızdı, üreticinin ayıbıydı. Ve hepimizin bunda payı vardı. Ama çok şükür işte e, patates nişastası fabrikası kuruldu. E, parmak patates vesaire gibi yeni bir e, münabeli ekimle hem ürün kurtarılmış hem de dışarıya olan dövizimizin ödenmesi bir anlamda. ...dizginlenmiş oldu. Yenilenebilir... ...enerjide, biyomas kökenli... ...üretimlerde ciddi bir... ...kampanyayı özellikle biyo ...konusunda tamamlamış olduk. Likit şeker hakiki... ...doğal, fıtrata uygun... ...yaratıldığı gibi insanın tüketeceği... ...şekeri insanımızın... ...sofrasına taşımakla kalmadık. Sanayisine de taşımaya başladık. Ciddi anlamda... ...100 bin tonun üzerinde... ...sıvı likidi de edilmiş... Sakoros şekerini Türkiye tüketmeye başladı. Ürünlerimizin içerisindeki fırık fruktozu, glikozu bitiriyoruz kademeli bir şekilde. Artık insanlarımız çok daha doğal ürünler tüketiyor. Ciddi anlamda orada bir üretim artışı oldu. Pazarda müthiş bir kabul gördü. Orada ciddi bir devinim var. 2016 yılında eğitime başlayacak olan Konya Tarım ve Gıda Üniversitesi bölgeyi bilim merkezi haline getirmeyi hedefliyor. 2015-2016 buna e, bilimin de üretildiği, üniversitenin de katılmasıyla... bilginin de üretildiği üniversitenin katılmasıyla... özellikle know-how'a... E, çok büyük bedeller ödüyoruz. Teknoloji adı altında. İşte o teknolojinin bilgisini de... ürettiğimiz zaman, ki üreteceğiz... bütün yapılanma... buna göre dizayn ediliyor. E, katılımıyla üniversitemizin, ümit ediyorum... E, bu trend, bu kalkınma çok daha farklı ivmelenecek, çok daha hızlanacak. Anadolu'nun inkişafı ve gelişmesi de bu ülkenin ekonomisinde çok önemli bir kilometre taşını oluşturacak diye düşünüyorum. Evet Veda, teknoloji artı tarım artı hayvancılıkla birleşince nasıl bir katma değer yaratılıyor? Hem de tarımın olduğu yerde, üretimin olduğu yerde bu bunlar yapılıyor. Yani Logistiğin de bayağı azaldığı, karlılığın da arttığı bir bölge Konya. Evet e, artık e, tarımda da inovasyon önemi tarımda da katma değerli ürünler üretebileceğinin e, göstergesi niteliğinde çalışmalar yapıyor. Konya şeker verecek Recep Konuk e, patates tohumu diyoruz. E, büyük çoğunluğu Çin'den ithal ediliyormuş. Ben de gidince öğrendim. İthal mı kesin? E, evet. Yani, yani Çin'den patates tohumu ithal ediyorsun ve bunlar genellikle yaşlı tohumlar oluyormuş. E, Çiftçiler bir, bir ekmeden sonra bu tohumu kullanamıyormuş. 25 kat fazla verim elde edebilecek çiftçi ve yerli tohumu kullanacak. 33 tesis de şu dikkatim çekti Sami. Birçok tesisin atıkları diğer bir tesisin ham maddesi haline geliyor. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Mesela bir pas e, pancardan elde edilen orada e, eskiden çöpe atılan küspeler vardı. Şimdi küspe başka bir tesisin ham maddesi gelmiş ve bu şekilde milyarlarca dolarlık e, yatırma imza atılmış. İşte 30 milyon dolardan 2.6 milyar dolarlık yatırımlar bu şekilde gerçekleşmiş. E, teknolojiyle nahoğla, e, bilgi birikimiyle olmuş. Gerçekten e, inanılması e, güç şeyler yapılmış. Sen de, sen de inovasyondan bahsediyorsunuz. Biz inovasyonla Hı. devam edelim. Özellikle inovatif ürünlere önem veren Konya Şeker'in çalışmaları Başbakan Davutoğlu tarafından da ödüllendirildi. Tarım şehri Konya, son yıllarda yaptığı atılımlarla sanayi, turizm ve üniversite merkezi haline geldi. Bu gelişmede sanayicilerin büyük rolü oldu. Konya her şeyden önce bunun için müthiş bir coğrafya. Zaten son 10 yılda çok büyük mesafeleri kat etti. Bugün işte turizmde dün 110 bin olan işte yaklaşık 50.000 yabancı 60 bine yakında yerli turist olan 110 bin sayısı bugün Konya'da 550 ulaştı. 4 tane üniversitemiz var. 110 bin öğrencimiz var. Buna ilave 5. üniversitemiz Gıda ve Tarım Üniversitemiz Konya Şeker tarafından Türkiye'nin ilk ihtisas üniversitesi geliyor. İşte 9 tane organize sanayiniz, 39 tane küçük sanayi siteniz, 14 tane özel sanayi sitesiyle Bugün e, gelişmişlik endeksinde mesafe falan o büyük ova da e, Konya şekerde özellikle e, tarımdaki teşitlenmiş ürünlerin üzerine sanayi tesislerini inşa ederek e, bir büyük e, gelişmenin de e, bir büyük e, üretimin de e, bir anlamda e, hem tüketici anlamında hem e, üreticiyi de dikkate alan e, bir üretim anlayışıyla öne çıktı. Gıda sektörünün gelecek yıllarda daha da önemli bir konuma geleceğini belirten Recep Konuğa göre Türkiye gıda alanındaki avantajlarını iyi kullanmalı. Yarınlarda gıdanın çok daha büyük değerler bulacağını. Özellikle e, büyük nüfusların işte Çin'in, Hindistan'ın e, e, düne göre tükettiklerindeki değişiklik tüketim alışkanlıklarındaki çeşitlilik, gıdaya olan talebi başkalaştırmaya başladı. Bizim gibi gıda altyapısı sağlam bir memleketin, ülkenin çok farklı avantajları var. Yeter ki bunlar kinetize edilsin, öne çıkartılabilsin. Türkiye bunu yapmaya çalışıyor. Türkiye'nin içinde de biz de bunu, bize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün hem üreticinin hem de tüketicinin içinde olduğu, özellikle hijyenin ve helalliğin muhafaza edildiği, sadece 75 milyonu hedeflemeyen bunun yerine koskoca bir dünyayı varsayan yani 100 kat daha büyük bir nüfusu varsayan küçük pastada hadi burada bunu paylaşalımdan daha ziyade o büyük pastadan pay almanın hesaplar içinde olan bununla ilgili yatırım yapan bununla ilgili analizlerde bulunan bununla ilgili üniversitesini kuran bununla ilgili sanayi ve tarımsal altyapıyı pazar ve kabiliyetleri dahil dizayn eden yapıdan bahsediyoruz. 2023 yılında Türkiye'nin dünyanın ilk 5 tarım ülkesi arasında yer alması gerektiğini vurgulayan Recep Konuk, hedefimiz Konya şekeri dünyada ilk 5 arasında yer almasını sağlamak diyor. Dün Konya sadece e, tağlı ambarıydı ama önümüzdeki günlerde Konya'nın adı, Konya Ovası'nın adı artık e, gıdanın ambarı olarak da ayrıca yeni bir renge, yeni bir desene bürünecektir. Konya'nın ihracatı son 10 yılda yaklaşık 10 kat artmış. Dünkü ithalatçı Konya bugün ihracatçı olmuş. Yani ülkemizde de işte son 10 yılda ihracat 4 katlamış. Madem ki biz dünyanın ilk 5 büyük tarım ülkesinden birisi olacağız. Konya şekerin de hedefinde ilk 5 gıda şirketinden birisi olmasın. Bugün bu hayal gibi gelebilir ama 10 yıl önce ben size Konya şekerin 2.6 milyar dolarlık bir yatırımı gerçekleştireceğini, bine yakın ürün çeşidiyle yüzleşeceğini söyleseydim, o gün için bu hedef de imkansızdı. Ama bugün ne oldu? Bunun var olduğu görüldü. Yani inşallah bu hedefleri hep beraber hem ülke adına hem de kurumumuz adına gerçekleştireceğiz. Konya Şeker'e Türkiye İnovasyon Haftası'nda Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından ödül verildi. Marka değeri çok önemli. Marka değeri çok rastgele oluşmuyor. Bunun için çok inovatif çalışmalar yapmak durumundasınız. Konya Şeker inovasyona inanan bir kurum. Bu çalışmalar hızla, geleneksel yöntemlerle bizim bünyemizde devam ediyordu. Ama bu üniversitemizde çok daha büyük bir mesafeyi alacak. Çok daha farklı bir bilimsel üst yapıya evrilmiş olacak. Konya Şeker'in da Sayın Başbakanımızdan aldık ödülü. Timin çünkü İhracatçılar Meclisi'nin verdiği bir ödül. Çok da üreticiler adına moral oldu. Bizim görev, sorumluluk ve yükümlülüklerimiz de esasen bir anlamda yeniledi. Daha da çoğuna ihtiyaç var diye düşünüyorum. Siz bir şeyler yapıyorsanız, iyi mesafeler alıyorsanız birileri bunu değerlendirir. Evet, veda inovasyon beraberinde katma değeri arkasından da karların, karhanesinin yüksek, yükselmesini sağlıyor ve Türkiye ekonomisine de ciddi avantajlar kazandırıyor. Konya Şeker yaptı bu yatırımlarla. Evet değişimle beraber Konya Şeker şu anda Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 39. sırada yer alıyor. Ayrıca en çok vergi ödeyen kurumlar arasında da 59. sırada. Bu başarı e, Türkiye ekonomisine yansıyor Sami. Daha önce 30 milyon dolar borcu olan hiç vergi vermeyen firma şu anda 1500 çeşit ürün üretiyor ve e, Türkiye'ye katma değer sağlıyor. 6000 bin kişi istihdam sağlıyor. 50 bin çiftçi bununla beraber ekmek yiyor buradan. E, tekrar Konya bir tarım merkezi haline geliyor. E, şimdi de Konya Tarım ve Gıda Üniversitesi'nde kurum hazırlığında Konya Şeker inşaatın yapılacağı yeri gördüm. Projeyi gördüm. Gerçekten muhteşem bir proje. Artık burada Recep Konuk bilim üreteceğiz diyor. Konya'da ve bu bilimle beraber göreceksiniz diyor yakın gelecekte Türkiye'nin 2023 hedefleri var. Bu hedeflerde Türkiye dünyanın tarım alanında ilk 5 ülke arasına girecek ve Konya Şeker'de Torku markasıyla dünyanın en büyük 5 gıda firmasından bir haline gelecek diyor ve yapacağımız inovasyon ürünlerle diyor Dünyada ve Avrupa'da eczanelerde Konya şeklinin üretmiş olduğu ürünleri göreceksiniz diyor. Çok büyük hedefler. Ama bu hedefleri şimdi bana söylediğim zaman komik gelmesin diyor. Çünkü 10 yıl önce tek tesiste tek ürünle üretim yapıyoruz. 10 yıl sonra bunların bu yapıldığını size söyleseydim 10 yıl önce herkes bana gülerdi diyor. Ama şimdi diyor yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı diyor. Göreceksiniz eczanelerde ürünlerimiz satılacak Türkiye'ye tarım alanında gerçek anlamda ihracatçı konuma getireceğiz diyorlar. Evet. Yolları açık olsun. Bu tür kurumların Türkiye'nin ihtiyacı var. göğsümüzü kapartan bir başarı öyküsü. Evet yani Recep Recep konuk aynı zamanda Türkiye'de bir anlamda moral ve motivasyonun da temsilcisi olacak. Çünkü aş ve iş en önemli işimiz gücümüz olmalı bundan sonra. Evet biz şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra yine beraberiz. Türkiye'de güzel şeyler oluyor. Sakın ayrılmayın. <laughs>